Evet, giyindik, hazırlandık, süslendik. Hakan Slipknot tişörtünü giydim. Ne alakası, Black Velvet tişörtümü giydim. Gidiyoruz şu anda. Ama bütün vlogu artık kameramdan çekemeyeceğim. Hakan'ın telefonundan çekiyorum. Çünkü içeri GoPro falan filan, kamera hiçbir şey sokmak yasak. Her şeyi sokmak yasak. O yüzden telefonla vlogumuza devam edeceğiz. Ama güzel çekiyor ha. Fena değil, evet. Optik sabitleyicisi güzel. Terimler, terimler. Bizde biraz nördüz. Sadece sen mi sandın öyle teknoloji bilgisi olan? O zaman hadi kapatıyorum. Mali ile buluşmaya gidiyoruz. Evet. Yaklaşıyoruz. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım Mali ile buluşacağımız için. Mali'yi çok... Pardon. Hiç varmış. Bugün de Galatasaray Fenerbahçe maçı varmış. Hayır, hayır. Galatasaray Fenerbahçe maçı değil mi? Yok. Sinan biri şampiyon olacak. Yani kutlama aman, olacak. Aman bileyim ben ya. Neyse işte. Hiç fikrim yok. Ve... Bu saate kalır mı? Baba kalır. Hayır, maç burada. Galatasaray burada oynamıyor ya. Burada oynuyor mu? Burada mı oynuyor? Hayır, burada oynamıyor. Şu an en büyük sorunumuz ne biliyor musunuz? Biz kahvaltı ettik ama hani orada böyle bir 4-5 saat falan kazası. Çünkü çok erken gidiyoruz. Kapı açılışından önce gidiyoruz çünkü yer kapmak için. Bu arada Mali'nin tişörtünü göstereyim. Mali tişörtünü göster. Çok iyi. Yine Slipknot tişört giymiş bir kişi daha. Gittim Black Velvet tişörtü giymiş. Bende de var, sen giymiyorsun. Bende vardı, evet giymedim. Aa, ayakkabılarımız aynı. Ben farklı giydim. İşte gideceğimiz konser. Evet. İçeri doğru şu an yürüyoruz. Heyecanlı mısınız? Ölüyorum şu anda. Mali diyor ki keşke sahnede bir MGK sallasa da bize öyle bir rahat etsek. Hakan da diyor ki yuhlarım. Burger Lab diye bir yere geldik. Direkt yanında zaten şey. Yaklaşık işte bir 2,5 saatimiz var kapıların açılmasına. Hem fazla yemek yeme şansımız olmayacak, yemek yiyelim hem de konsere ısınalım. Evet. O zaman geliyor soru. Şimdi Slipknot konserinde de sorulmaz ama One Direction'da kimcisin? Slipknot konserinde değil bu arada. Yani neyse, Slipknot konseri. One Direction'da kimcisin? Mali kimcisin? Ne? One Direction'da kimcisin? Hani herici, zeyinci oluyor ya. Zeyinci ne be? Çok ofansif oldu. Ha şey, biri. Eri mi? Eri. Ben de ericiyim artık. Yani ben eri. Hiç zeyince olmadım. Bilin bakalım ne yiyoruz. Ne yiyor olabilir Hakan? Tabii ki. Şu an ön gruplar, hepsiler çalmaya başladılar. Bir tanesi böyle hafif alternatif falan çalan bir grup. Diğeri daha böyle hard. Bakalım. Sahne önü sırasındayız. Biraz uzağa gitti. Burada mı beklememiz gerekiyormuş bizim? Ne, sahne önü sırası burasıymış. Çok iyi gibi, geçen sahne önü. Ha, işte, aynen. Şunu değil mi? Ha? Aha. Ne? Sonra mı gösterdin? Aha. Herkes siyah giymiş, o yüzden harika görünüyor. Biz sahne önünden aldık. O yüzden bu tarafta bekliyoruz. Böyle bir sıra var. Saydın. Neyse, böyle bekliyoruz. Ya bir... Evet, Mali ile Müşra'nın rolü. Gel biraz sola doğru geç. Boylar kısa ya. Aa, bayağı uzak var. Evet, şöyle. Sahne burada. Ha? Yemek mi aldın? Böyle mesafe varmış, evet. Ama çok kalabalık olmaz lan, burada çok kalabalık olmaz. Tamam, deli. Sakin.
Evet, konser bitti. Nasıldı? Mükemmel. Şu an oturduk kaldırımda, evet. Kendimize gelmeye çalışıyoruz. Gitarist Hakan'ın suratına pena attı. Alnına hayret. Pena'yı aldım. Ay pena aldık. Pena aldık ya. O adamla etkileşimim bayağı oldu bu arada. Sen gördün bir tanesini. Evet. Sonra. Kalbi bana attı. Ben böyle yapıyordum, bana yaptı onu. Böyle kalp attı bana. Ay çok iyi. Sana hiçbir şey yapmadılar böyle. Ben gitaristlere bakmadım bile herhalde. Oradan başkasına baktım. Pena'yı bana atınca baktım. Bir ikinci grup böyle fena bir şeydi. Hani sayın, of. O çok güzeldi. Şu an babamları bekliyoruz. Bizi alacaklar. Şu an Galatasaray Fenerbahçe ikisinden biri şampiyon olmuş. Sokaklar falan feci durumda. Spoiler. Adam ağladı. Evet. Ağlattık adamı. Ağlattık. Gerçekten yanında hüngür hüngür ağladı. Çok garip. Eşinden bahsetti falan. Zaten eşine yazdığı bir şarkıyı söyledi. 7 sene önce tanışmışlar. Bizim gibi. Evet. Bir anda çok kötü ağladı ve bir anda bütün grup arkadaşları falan yanına geldi. İyi hissetsin falan diye. Çok duygusal bir andı. Ve ben hiç ağlamadım yani. Sadece izledim. O zaman ayaklarım çok ağrıyordu. Ayaklarım öldü. Belim patladı. Sizde durum ne? Ayağım çok. I'm too old for this yani. Gerçekten diyorlardı. Biraz da kafamı sallamaktan boynum ağrıyor. Evet ya. Bir şey söyleyeceğim. Biz yaşlı mıyız acaba? Konser gibi. Biz çok yaşlanmışız. Ya sen şeyi fark etmedin. Toxic diye bir şarkısı var ya. Evet. You make me wanna toxic diyor. Ben orada memsik diye baktım. Aynen. Sonradan anladım. Benim yanında gelişiyordu ya. Aha. Ben orada bir cheat oldum orada, tamam mı? Mali'nin sürekli yanındaki kız itti. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Biz neredeyse en öndeydik. Ve Mali'nin yanındaki kız ite benim arkama gönderdi. Ay yanımda başka biri daha vardı. Onu gönderdi, sonra beni itti. Beni de itti bu arada. Beni de delice itti. Sürekli bir çekişme yaşadık ama gitmedik. Helal olsun. Hangi şarkılarda duygulandın? Bir tane şarkı da ağlamış. True Glass'da, evet. Ağladın mı? Evet, ne düşünüp ağladın? Ya bilmiyorum çok. Depresif konuşmayalım ya. Hayır, de ki sana olan aşkımda. Öyle bir şarkı değil yani. Hayır, de ki sana olan aşkımda. De ki 7 sene önce tanıştığım bir kadın hakkında ağladım ben. Evet, 7 sene önce tanıştığım bir kadın hakkında düşünüp ağladım. Tamam. O benim. Kadında spesifikleştirmeyi ister misin? 7 sene önce başka kimseyle tanışmadın ki. Bir tek memsik vardı ve ben. Şu ara arabada hala Slipknot falan dinliyorlar. Doyamamışlar. Bak böyle. Hala. Babamın arabasında da rock şarkı açıp şey yapmamız yok mu? Ben babanı uzun bir süre duymayabilirim. Ben duymuyorum ki kimseyi. Ben sizin ağzınızı okuyorum şu anda. Baba tam zamanda yetiştin. Neler söylemek istersin? Mutluyum, çok mutluyum. Kızıma kavuştuğum için. Ben çok mutlu değilim bu aletten kaynaklı. Kötü mü tarif ediyor? 200 düzlemi. Navigasyonum benim çok güzel. Anneme navigasyon diyor. Rampaya girin, ardından sağa dönün. Şu an tişörtümü ters giyiyorum ve korkunç bir haldeyim. Kargo geldi, ona uyandım. Çok kötüyüm ama size dün gece yaptığım çok komik bir şey göstereceğim. Normalde ben salak değilim. Gerçekten yani bunu gördükten sonra bana salak diyeceksiniz ama. Şu iki şey kolumda bileklik, işte konser bileti. Bunları hani keseyim saklarım diye makasla kestim, tamam mı? Ama fark etmedim, şu iki benim bilekliğim var ya, MG bilekliği, bunları da kesmişim.
Sadece çok yorgundum. Yani düşün, babam bizi aldı. Yani arabayla döndük. Normal top taşımayla dönecektik. Yani arabayla dönmüş olmamıza rağmen çok şey, yüzümü falan hiç yıkamadım. Yani tamam, bir de ne oldu? Ben size hemen konser sonunda çekilmiş bir fotoğraf. Şu da Hakan'la ben. Şu benim. Baba. Efendim. İnanmıyorum. O tişört nereden çıktı? Trendyol kuryeniz geldi efendim. Yemeğinizi getirdim. Bunu her zaman bir kurye yapmak istemişimdir. Özellikle çok açken bir anda bu kuryeyi sarılmak. Aynen. Tamam. Evet. Gerçekten yemeğini getirdim. Annem bir sürü şey yolladı. Hadi yiyelim. Daha çok çantamla ilgileniyor gibisin. Çantamı aldı gitti ya. Pazar günü şeye gideceğiz. Kırklareli'ne mi gidiyorduk? Evet. Tamam. Kırklareli ile Kırklareli'ni karıştırıyorum. Ama ikisine de daha önce gitmedim zaten. Yani ilk kez gidiyoruz. Orada böyle İskoçya gibi bir yer var. Yani inanamadım videolarını izleyince ya. Çok güzel bir yer. Böyle bildiğin... Umarım gidince öyledir. Evet. Umarım gerçekten videodaki gibidir. Yani biz Instagram'da birinin videosunda gördük. Şey, ben gittim, trekking ayakkabısı aldım. Benim olaylara şeyim. Ne yapayım? Mesela böyle şey ya, işte tenise falan başlamıştık Hakan'la. Bir kere gidip tenis atayı falan almıştık. Evet, bir kere oynadık. Evet. Genelde konseptimiz bu. Belli bir şeye karar verip kıyafetleri alıp bırakıyor. Ya şey, çok güzel olacak. Araba kiralamayı düşünüyoruz hani şu an için. Çünkü kalabalık olacağız, 5 kişi falan. Ya şöyle, biz araba kiralamayı da çok istemiyoruz. Çünkü 2 sene önce tatile gittik yine aynı grupla, Fethiye'ye. Araba kiralamıştık ve dönüşte birazcık böyle şey olmuştu, sıkıntı yaşamıştık. Şimdi de yine aynı sorunları yaşarız fobisi oluştu. Evet, o zaman pazar günü de vlog çakarız değil mi? Ne yapıyorsun? Havalı olmaya çalışıyorum. Şimdi eve geldim. Bunu bininci söyleyişim. Ama ben sağlıklı yaşamak istiyorum ya. Nasıl yapacağız bunu? Bundan sonra artık sağlıklı besleneceğim. Bir dakika, mesaj geldi. Ben bundan sonra böyle aşırı sağlıklı besleneceğim deyip ve gerçekten de böyle hayatınızı bütünüyle değiştirdiğiniz oldu mu? Yani ben böyle 1000 kere falan demişimdiken bundan sonra sağlıklı besleneceğim, güzel kahvaltı edeceğim, işte hareket edeceğim. Ne zaman bunu desem? Maksimum böyle işte 1-2 hafta falan çok iyi gidiyorum. Sonra bir hafta daha bozuluyor. Bir hafta sonra tekrar devam ediyor falan. Hep böyle bozuluyor. Nasıl sağlıklı onu bilmiyorum. Bu da niye bu kadar yine geldiler bana. Konser günü aşırı belim ağrıdı benim. Yani ben kondisyonumu çok daha iyi zannediyordum. Yani bildiğim kadarıyla henüz fıtığım yok. Ama böyle sanki bir bel fıtığı olan bir insan kadar ağrıdı. 2. Corey Taylor 50 yaşında. Gerçekten 50 yaşında adam ve yüzünde bir tane bile böyle, yani tabii belki işlem vardır yüzünde, hani bilmiyorum. Çünkü zenginler yaşlanmıyor. Ama adamın yüzünde bir tane bile kırışıklık yok. Hani şöyle böyle yapıyor, burada böyle bir tane çizgi var sadece. Onun dışında cildi falan da çok güzeldi. Zaten o ekstra böyle boyun kası çıksın diye egzersiz falan da yapıyormuş. Muhtemelen çok iyi spor falan da yapıyor. Yoga yaptığını duymuştum. Mesela hani adam 50 yaşında ama gerçekten 35 görünüyor. Ya size yemin ederim 35 görünüyor. Ben de böyle yaşlanmak istiyorum. Bu yüzden şöyle şişeli su aldım. Bu yüzden su içmem gerekiyor. Onu biliyorum. Sağlıklı beslenmem lazım. Bunlar çok zor şeyler ya. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Gerçekten şu an sağlıklı yaşayan biri varsa aşağı yazabilir miyim? Ya yapabilirsin. Çok da zor bir şey değil. Hani şeyi de merak ediyorum. 26 yaşından sonra bu kadar fazla spor falan yapsam acaba vücudumu geri kazanabilir miyim? Aslında çok kötü durumda olduğumu düşünmüyordum ama. Belki yarın spora giderim. Hala belki diyorum, farkında mısınız? Sonra bu şekiliz kardeşim, bu şekiliz. Bundan sonra ne sağlıklı olmayan var ya, tokatlıyorum. Bundan sonra bitti kardeşim. Cips yiyen Büşra devri bitti. Spor yapıyorum, spor. Hareket ediyorum, sağlıklı besleniyorum. Şu adam gibi olacağım, bakın spora gidiyor. Spor salonunda da full Corey Taylor dinledim. Adam şeyinden, gençliğinden bu kadar etkilendiğimi görse bana bedava McFit üyeliği falan verir. Sabah da güzel bir kahvaltı ettim.
birkaç, yani 3 tane falan krep yedim. Haşlanmış yumurta yedim, en önemlisi. Efendim? Ha baba, ben sana öğreteceğim. Neyi? Soyadın ne diyeceğim? Tamam. Soyadım. Soyadım Güler. Bak söyleyeceğim. Tamam. Biraz sadece. Otur bakalım. Ben sana bir şey öğreteceğim dedim ya. Bana ne öğreteceksin? Soyadım. Onu öğreteceğim işte. Soyadımı biliyorum zaten. Günaydın. Dün spora gittim geldim biliyorsunuz. Bu sabah kalktım. Böyle kabak, haşlanmış kabak, ceviz ve yoğurdu karıştırıp üstüne biraz nane ekip çok güzel bir şey yedim. Muz yedim ve su içtim en önemlisi. Bunu izliyorsan şu an su iç. Şimdi spora, hani asıl amacım evden dışarı çıkmam spor değil. Spordan sonra çekim yapacağım. Bir tane motivasyon videosu yayınlamıştım. Bilmiyorum hiç denk geldiniz mi? Şuraya eklerim. Yeniden başlamakla alakalı aslında. Kendimin çok böyle motivasyona ihtiyacımın olduğu bir dönemde yapmıştım. Ve neden bunu bir video haline getirip izleyen herkese motivasyon sağlamıyorum dedim. Ve yaptım. Yani çok yarım yamalak. Yani çok böyle şey iyi olmadan, çekimler falan çok güzel olmadan yapmıştım. O videodan çok güzel tepkiler almıştım. Yani hani böyle iyi gelen, yani çok fazla izlenmedi ama hani iyi geldiğini söyleyen çok fazla insan vardı. Bu yüzden de ondan bir tane daha çekmek istiyorum. Bilmiyorum yani bir yerlerde ihtiyacı olan herhangi bir insan olursa ve bunu izlerse ve bu video sayesinde biraz olsun iyi hissederse ben çok mutlu olurum ve amacıma ulaşmış olurum. Çantam hazır. Ayakkabılarım hazır. Üstümü giyeyim. Bu arada size bir trik. Eğer makyajınızı falan gözünüz çok bozuyorsa, şurada iz bırakıyor ya, gözünüzün şurasına pudra sürün. Yüzünüze sürdüğünüz pudra var ya, sürdüm ve gerçekten burada şey yapmıyor, iz bırakmıyor. Şu an yine ayakkabılarını falan çekiyor. Ay, ayak sahnesi çekiyorum. Bu daha ay, kötü. Bu daha kötü oldu. Aynen. Bir tane fotoğrafımı çek, Instagram'a atayım be. Kampa gelmişim. Sipariş veriyor ya. Kampa gelmişim. Dünya turu yapıyormuşum. Dünya turu sırasında durup kendimi çekmişim. Dünya turu. Burası Washington'muş. Washington'muş ve bütün eyaletleri tek tek geziyormuşum. Bakayım. Bir de böyle biraz daha uzaktan çekeyim. Postallarımı görüyorsun. Postal giymişim. Asi. Susamışım, yorulmuşum. Şurada biraz dinleniyormuşum. Kalkabilirsin, ayakta olacak. Yolculuğum sırasında biri gizli kamerasıyla beni çekmiş. Ne? Yürüyorum. Dalga geçmeyecekseniz bir şey göstereceğim. Ama dalga geçmek yok ve bir şey söylemeyin. Böyle uyuyacağım. Ben yatarken çok yan yatıyorum böyle. Bilmiyorum bu sizde de var mı? Yan yatıp kafamı böyle şey yapıyorum ve sabah uyandığım zaman burada 3 tane çizgi oluyor. Böyle kaşımı o kadar çatıyorum ki. Ve sadece izde değil, sabah uyandığım zaman başım ağrıyor. Kaşlarımı çatmaktan. Tüm gece boyunca kaşlarımı çattığım için sabah baş ağrısıyla uyanıyorum. Bu yüzden ben de böyle bir yöntem buldum. Bunun ismi bilmem ne bandı. Yani dün denedim ve uyandığım zaman çok uzun bir süredir ilk kez başım ağrımadan uyandım. Ve kaşımın ortasında hiçbir şekilde o 3 tane çizgi yoktu. Kaşlarımı hiç çatmamışım. Çünkü ben botoks falan düşünmüyorum. Yani hem çok korkuyorum hem de bilmiyorum çok uzağım şu an o fikre. Büyük konuşmak gibi olmasın ama %99 yaptırmam gibi geliyor. Ama yani şu 3 çizgi benim için kaçınılmaz. Şu çizgiler olmaz ama şu 3 çizgi bende kesin olacak. O yüzden en azından bu uykunun neden olduğu o 3 çizgiyi en azı indirgemek için bunu kullanmaya başladım. Tek sorun şuydu. Dün yani yaparken aklıma gelmedi. Bandı önce yüzümü nemlendirmek için nemlendiricimi sürdüm, tamam mı? Sonra tabii ki nemlendirici olunca yüz kaygan oldu ve bant asla tutmadı. Bu gece şey yaptım. Önce bandı taktım. Şimdi bandın denk gelme diğerlere nemlendiricimi süreceğim. Böylece en azından çok rahat bir şekilde uyanacağım ve bandın sabah hala hani yapışkan olmuş olması beni çok şaşırttı. İyi geceler. Yemin ederim bir şey diyor. Ben dalga geçmeyin.